Yıl 1886. Savunma sanayimizin demir yürekli neferi Nuri Demirağ. Asıl adı Mehmet Nuri olan Nuri Demirağ, Sivas'ın Divriği ilçesinde dünyaya gelir. Henüz 3 yaşındayken babasını kaybeden ve annesinin emekleriyle kıt kanaat geçinerek büyüyen genç Nuri, orta öğrenimini Divriği Rüştiye Mektebi'nde tamamlar. Genç Nuri, okul hayatında çok büyük bir başarı gösterir. Öyle ki ona bu başarısı nedeniyle mezuniyetinden hemen sonra öğretmen yardımcılığı vazifesi verilir. Ziraat Bankası Kangal ve Koçgiri şubelerinde de bir süre memur olarak görev yapan Nuri Bey, daha sonra Maliye Bakanlığı'nın açtığı sınavı kazanarak İstanbul Beyoğlu Gelirler Müdürlüğü'nde maliye memuru olarak yeni görevine başlar. Maliye nezaretindeki görevlerini sürdüren Nuri Bey, bir yandan Maliye Mektebi ailesinde yüksek eğitimini tamamlayarak maliye müfettişliğine terfi eder. Nuri Bey, maliye müfettişi olarak görevini sürdürürken Birinci Dünya Savaşı sona erer ve Mondros Mütarekesi imzalanır. Düşman, türlü bahanelerle girdiği vatan toprağında kamu kurumlarını da kendi denetimi altına almıştır. Düşman askerlerinin saygısız ve barbarca tavırlarına daha fazla dayanamayan Nuri Bey, görevinden istifa ederek o güne kadar yabancıların tekelinde olan sigara kağıdı üretimine atılır. Nuri Bey, ilk özel teşebbüsünü de başarıyla gerçekleştirmiş olur. Ancak Nuri Bey'in çok daha büyük bir ideali vardır. Vatan toprağını düşman çizmelerinden temizlemek. Nuri Bey, bu ideali gerçekleştirmek için 19 Mayıs 1919 tarihinde Mustafa Kemal Paşa'nın başlattığı milli mücadeleye katılır ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Maçka Şubesini yönetmeye başlar. İstiklal Savaşı'nın en buhranlı dönemlerinde Anadolu'ya silah ve mühimmat sevkiyatının yanı sıra istihbarat toplamakla da görevli olan Nuri Bey, vatansever milislerin de yardımıyla düşmana karşı etkili bir mücadele verir. Nuri Bey gibi sayısız kahramanın sayesinde Kurtuluş Savaşı büyük bir zaferle sonuçlanır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınması, muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için kat edilmesi gereken uzun ve zorlu bir yol vardır. Nitekim bu yol, dönemin en işlevsel ulaşım aracı olan trenlerle aşılacaktır. Bunun için de yetersiz tren yollarına ilaveler yapılmalı, bozuk raylar da onarılmalıdır. Bu amaçla yeni rayların inşası için Fransız bir firma ile anlaşılır. Fakat Fransız firma işi yarım bırakır ve Nuri Bey hem ticari dehasını hem de devlet memurluğunda edindiği tecrübeyi yarım kalan bu işin tamamlanmasında kullanmak üzere sorumluluğu üzerine alır. Nuri Bey, o sıralar devlet memuru olarak görev yapan kardeşi Mühendis Abdurrahman Naci Bey'i görevinden istifa ettirerek yanına alır ve birlikte neredeyse işin maliyetine karşılık bir bedelle demir yolu inşasına başlar. Bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde Anadolu'nun dört bir yanında başlatılan demir yollarının inşası tamamlanır ve Nuri Bey, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk demir yolu müteahhidi olur. Oldukça çetin bir coğrafyada işçileriyle birlikte büyük bir özveriyle çalışarak 1012 kilometrelik demir yolu inşasını tamamlayan Nuri Bey ve kardeşi Abdurrahman Naci Bey'e bu üstün başarılarından dolayı Atatürk tarafından Demirağ soyadı verilir. Nuri Bey, demir yolu inşaatını sürdürürken bir yandan da ülkenin kalkınması için gerekli olan büyük tesislerin yapımıyla uğraşır. Karabük Demir Çelik, İzmit Selüloz, Sivas Çimento, Bursa Merinos tesisleri, Eceabat Havalimanı ve Haliç'in kenarında bulunan İstanbul Hal Binası'nı inşa eder. Nuri Demirağ, kendisinden devlete hibe edilmek üzere uçak parası istendiğinde fabrikanın yapım görevini üzerine alır. Böylelikle 1936 yılında ilk yerli ve milli uçak fabrikamız kurulur. Çizimini Türkiye'nin ilk uçak mühendislerinden Selahattin Reşit Alan'ın yaptığı NUDE-36 isimli ilk tek motorlu uçağımız bu fabrikada üretilir. 1938 yılında da NUDE-38 isimli 6 kişilik yolcu uçağı üretilerek satışa sunulur.
bu uçaklar için ilk siparişi Türk Hava Kurumu verir. Daha sonra İspanya, İran ve Irak'ta bu uçaklardan almak için sıraya girer. Fakat maalesef bir test uçuşu sırasında Selahattin Reşit Alan'ın kullandığı uçak iniş sırasında kaza yaparak infilak eder. Selahattin Reşit Alan bu tarihsiz kazada şehit olurken arkadaşının yasını tutmakta olan Nuri Demirağ bir başka kötü haberle yıkılır. Türk Hava Kurumu bu elim kaza nedeniyle sipariş ettiği uçakları almaktan vazgeçmiştir. Bütün bu zorluklara karşı yılmadan çalışmaya devam eden Nuri Demirağ, 1939 yılında Türkiye'nin ilk paraşüt üretimini de gerçekleştirir. Ayrıca pilot ihtiyacının karşılanması amacıyla Gökokulu ismini verdiği bir pilot eğitim merkezi kurar. 1941 yılına gelindiğinde tamamen yerli imkanlarla üretilen ilk uçağımız İstanbul'dan Divriğe uçar. Nuri Demirağ'la birlikte Türk havacılığının altın çağı yaşanmaktadır. Ne var ki Nuri Bey'in tüm bu özverili çabaları, siparişinden vazgeçilen uçakların elde kalması ve maliyetin karşılanamaması nedeniyle heba olmak üzeredir. Ve Nuri Bey'in tüm çabalarına rağmen 1944 yılında fabrikanın kapılarına kilit vurulur. 71 yıllık hayatında halkın iyiliği için ter döken, vatanın kurtuluşu uğrunda canını ortaya koyan, yurdu demir ağlarla ören, havacılıkta ilklere imza atan Nuri Demirağ, 1957 yılında hayata gösterildi. Yarım kalan bu öyküyü 2023 hedefine doğru emin adımlarla yürüdüğümüz bu dönemde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı olarak biz tamamlıyor, Nuri Demirağ'dan aldığımız ilhamla tamamen yerli ve milli imkanları kullanarak kendi uçaklarımızı, kendi insansız hava araçlarımızı, kendi helikopterlerimizi geliştiriyoruz. İstiklal ve istikbalimiz için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı.